akşamlar evde, belki bayram ziyaretinde, seyahatte ya da yolda, belki ofiste, her neredeyseniz bayramınıza keyif ve üstelik bu kez lezzet katmak için birlikteyiz. Bayram sohbetlerinde Şef Sinem Özler'le birlikte Seraf Restoran'da ben onun konuğuyum. İyi bayramlar. İyi bayramlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani inanamayacağınız bir koşturma, inanamayacağınız bir tempo var bir mutfakta. Evet, evet. Bunu birazdan soracağım zaten. Bu kadar kalabalık, bu kadar hareketli, hararetli bir ortamın kadın komutanı olmak nasıl bir şey diye birazdan soracağım. Gerçekten çok uzun zamandır yaptıklarını büyük bir keyifle takip ettiğim bir isim Sinem Hanım. Bayılıyorum erkek egemen sektörde meydan okuyan kadınlara. Ve gerçekten bu mutfağın da mükemmel lezzetlere imza attığını söyleyebilirim. Bize tarif vereceksiniz. Evet, bugün sizlerle bir bayram yemeği yapacağız. Kurban Harika. Bayramı. Mardin mutfağından dobo yapacağız. Ben dobo. De, evet, yeni Mardin'deydim. Çok seviyoruz hepimiz Mardin'i. Harika. Biliyorsunuz Midyat'ı. Bugün sizlerle dobo yapacağız. Harika. İsterseniz sayalım, evet. Neler lazım. Dobo için, dobonun kendi tarifinde bölgede hala kuzu kolla yapıyorlar Simge Hanım. Ben incikle yapacağım. Tamam. İncik ben daha çok sevdiğim için hem lezzetini hem de daha pratik evde uygulanabilecek de bir tarif. Kuzu inciğimizi, şimdi incik biliyorsunuz normal şartlarda şöyle satılır, evet, kasaplarda. Bunu uzun olarak ince açıyoruz. Şu şekilde. Tamam. Ve bunu saracağız. Saracağız. Dileyen kolla da yapabilir mi? Tabii, dileyen kolla da yapabilir. Başka aynı tarifi. Başka bölgesiyle yapılabilir mi? Valla iki türlü incik ve kol daha hem sarmaya hem de pişmeye müsait. Tamam. O yüzden de ya kolla ya da incikle yapabiliriz. Bu şekilde inciğimizi açtırıyoruz. İçinde çok az malzeme var. Gördüğünüz gibi sarımsak var. Ben sarımsakları göstermek için size bütün halini daha sonra böyle ince ince doğrayacağız şöyle sarımsaklarımızı. Tamam. Ve zeytinyağında, bol bol zeytinyağında beraber sarımsağımızı karıştıracağız ve badem. Oo. Yine Mardin bademlerimizi bu şekilde yağda birazcık kavurduk, kıtır kıtır. Evet. Onu hem içine koyacağız hem de üzerinde servis ederken. Harika. O eti böyle bol zeytinyağıyla, sarımsaklı ve bademli tadı inanılmaz keyifli bir yemek. Ben çok severim. Siz de seversiniz inşallah. Seveceğime eminim ama seyircilerimize de tabii şunu söylemem lazım. Ben sizden daha şanslıyım. Çünkü bir kere bugün her, evet, şeyden önce yapılış anına tanıklık etmek bir keyif. Ama bu kokuların içinde olmak, evet, ayrı bir keyif. Evet. Siz de bu kadar zayıf nasıl oluyorsunuz acaba? Valla yemeyerek. Değil mi? Ya tabii ben hem seyahatler çok gezim var. Anadolu'yu çok geziyoruz. Ayda hemen hemen iki şehir. Ve her gittiğimiz gerek evlerde, gerek ziyaretlerde, restoranlarda, arkadaşlarımızda sürekli yemek yemeye çalışıyoruz. Çünkü çok özlüyoruz zaten. Şimdi Mardin'de inanın önce kahvaltıdan kalktık, öğlen, akşam, bir de evde o güzel yemekler ve restoranlarda. Ama dönünce ben bir hafta boyunca detoks sadece tadım yapıyorum. Tabii mecburen bütün yaptıklarımızın böyle bir çatalla tadına bakıyoruz. Onun dışında da böyle orada yiyip sonra yemeyerek bir denge buluyorum. Evet. Harika. Şimdi bayramda siz de yiyin sevgili seyirciler. Evet. Bayramın tadı öyle çıkıyor. Aynen. Sonra detoksa herkes devam. Herkes evde beraber. Şöyle ipim var benim. Yine tamam. Bütün fırında pişirdiğim yemekler için kullandığım ipim var. Şöyle size göstereceğim. Bunun ama herhalde evdeki erip olmaz değil mi? Yani ısıya dayanıklı tabii, bir şey olması fırına, lazım. Fırına uygun olması gerekiyor. Yoksa yüksek ısıda yanar, evet, zaten. Evet. Özellikle şöyle bir iki tane ben keseyim, elimizin altında olsun. Sever misiniz kuzu etini ve mutfakla sizin aranız nasıl? Önüme hazır gelirse güzel yemek yemeyi, evet, çok, evet, seviyorum. Ama yapmak. İki çocuk. Evet. Biraz etobur bir aile, yani eşim ve çocuklarım et daha çok seviyor, sebze sevmiyorlar. Ben tam bir sebze insanıyım. Oo, evet. Şimdi o yüzden öyle olunca artık yemek evet, benim için sadece hani ne pişireceğizden ibarete döndü. Ama böyle keyifli hazırladım yerlerde, burası evet, da harika güzel bir yer. Tadını çıkara çıkara. Siz o zaman ekibi alın, bize gelin. Bizim mutfaktan evet, onlara evet, göre, beylere evet, göre özellikle çocuklar da çok seviyor. Çocuklarla gelinebilir mi bu? Şimdi böyle fine dining restoranlar evet, için bir endişe var ya, bak, yani gelebilir miyiz acaba şöyle, çocukla ya da kaç yaştan itibaren? Biz o dengeyi şöyle kurduk Simge Hanım. Bizde iki tane restoranımız var. Bizim bir tanesi Mahmut Bey'de, bir tanesi de Vadi'de. Şu an biz Vadi'deyiz.
Mahmut Bey'de daha rahat bir servis var. O yüzden orada çocukla ilgili bir sıkıntı yok. Vadi tarafında da şöyle tüm misafirlerimizi aynı dengede tutmaya çalışıyoruz. O yüzden burada da saat 17'ye kadar çocuklu misafirlerimizi alıyoruz. 17'den sonra biraz daha, çünkü işte ışıklar kapanınca biraz daha böyle hem iş toplantıları daha romantik bir ortam oluyor içerisi. O yüzden de 17'den sonra ufak misafirlerimizi kabul etmiyoruz ama onun dışında gayet bütün çocuğunuzla da rahat gelip yiyebiliyorsunuz. Hafta sonları ve bayramda 17'ye kadar gelinebilir. Aynen. Şimdi şöyle bol, daha da zeytinyağı kullanacağım. Bu zaten yemeğin en büyük özelliği bol sarımsaklı, zeytinyağlı ve bademli olması. Burada ne kadar var aşağı yukarı? Ya ben şu anda burada yine bir bardak, bir su bardağı var burada bir göz kararıyla. Biz ne kadar yapacağız? Şimdi ben tabii burada bol bol kullanıyorum. Ben evde yemek yaparken mutfağa giriyorum. Her böyle şey yağı falan geliyor. Döküyorum, tereyağını. Diyorlar ki bu kadar yağ mı kullanacaksın şimdi, ama burada hep çok bol bol porsiyonlarımız çok çünkü. Yani biz burada günde 300 kişiye yapıyoruz çünkü bu yemekleri. Doğru, çok doğru. Evde de yine tabii ki bu kaç tane yapacağınızla orantılı olarak. Ben şu anda bir bardak yağla hemen hemen bir 10 diş sarımsakla hazırladım bunu. Mesela 2 tane yapacaksanız daha az yağ kullanırsınız. Tabii bir çay bardağı o zaman, evet, ya da bir kahve fincanı. Şey. Şimdi şöyle bir tane badem alayım. Bademi yiyeyim bir yandan. Hı-hı. Şöyle zeytinyağını özellikle şöyle ovacağım ki bütün sarımsak içine de geçsin. Çünkü bunun en büyük özelliği zaten o sarımsak ve zeytinyağını alması. Şefleri sinirlendiren soruyu sorayım mı? Sorun, sorun. Ama elinizle yapıyorsunuz. Evet. Bilerek elimle yapıyorum. Ben hiç eldiven kullanmıyorum. Benim tanıdığım hiçbir şey. Aynen. Zaten kullanmıyor eldiven. Ya şöyle, eldiven tabii ki maalesef işte yasalar, yasaklar, işte Tarım Bakanlığı'nın, onların da haklı sebepleri var tabii ki. Bulaş riskleri, ama bir o yanda, bir yandan da çok tehlikeli çünkü zaten eldivenle dokunduğunuz ortamlardaki olası mikrobu ya da maddeyi taşıyorsunuz zaten. Doğru. Her dokunduğunuz noktada. Zaten gördüğünüz gibi 4-5 tane lavabomuz var ve biz sürekli el yıkar modundayız. Yani evet. Buraya gelmeden önce yıkadık. Şimdi tekrar yıkayacağız. Çünkü siz günde kaç kere el yıkıyorsunuzdur Sinem Hanım? Vallahi hemen hemen her yarım saatte bir diyebilirim size. Yani yemek yaparken zaten daha sık. Ama onun dışında ya bizde şöyle bazı mesela soğan, sarımsak temizlerken evet. Ama onun dışında genelde yemek yaparken biz kullanmıyoruz. Biraz o konuda tabii ki bunu destekleyen de bir taraf var, desteklemeyen de bir taraf var, evet. Her konuda olduğu gibi. Evet. Şöyle zeytinyağıyla iyice ovuyorum ki sarımsak böyle içlerine de geçecek etimizin. Pişerken zaten o sarımsak ve zeytinyağının tadını. Bir de ben tam çok güzel bir zamanda Mardin'e gittim. İşte geçen hafta oradaydım. Hem Biennale vardı. Evet, evet. Hem de tam böyle sıcakların yeni başladığı bir dönemdi. Ama çok keyifliydi Mardin. Özlemiştik de. Şöyle değirmen, tuz ve karabiber kullanıyorum içine. Şöyle karabiber ve tuz. Şu kavurduğum bademleri alacağım. Çok da bir malzeme olmadığı için zaten bademi, evet, olabildiği kadar her yerine gelecek şekilde homojen bir şekilde koyuyorum. Servis ederken üzerine de kullanacağım. Şöyle bizim elde de hayatta da şeyimiz bitmiyor. Hep biçki, dikiş, böyle ince, evet, oya, evet, oya kadınların işler. Kadınların gerçekten öyle. Bir de bizim Türk mutfağında da biliyorsunuz çok öyle yemekler var. Bir mantı zaten ince. Tabii, ince, içli köfte böyle. Gerçekten el işi gibi, evet, değil mi? Evet, hepsi doğru. Öyle. Dobo da öyle bir yemek. Evet. Bakın şöyle sarıyorum. Şöyle. Ne dikecek misiniz? Şöyle bağlayacağım. Bağlayacağım. Evet, şu ipimle bağlayacağım. Bir şey sorsam size. Buyurun. Bizim bugün çok alışık olduğumuz, daha doğrusu, evet, yeni kültürle beraber, evet, hatırladığımız bir şey. Yemeklerde kuru yemiş, meyve kullanılması. Evet. Ama aslında bizim kültürümüzde bayağı var. Varmış. Aynen. Çok da güzel oluyor. Yani güzel, herhangi bir salataya, değil mevsimin mi, bir sebzesini koy, meyvesini koymayı ben çok seviyorum. Değil mi? İsteniz çok... otuz salatasına şeftali, değil çok mi, yakışıyor, çilek çok yakışıyor, yakışıyor, badem çok yakışıyor. Tabii. Et yemeklerine böyle kıtırlık veriyor, ceviz, badem vesaire, kuru tabii, yemişler. Hepsi. Bu konuda herhalde tutucu olmamak lazım, değil mi? İzleyicilerimize ne tavsiye hiç ediyorsunuz? Değil. Bir denesinler mi? Denesinler tabii. Şöyle, benim kendi alanım Anadolu mutfağı yapıyoruz ve zaten reçetelerimizin çoğunda, yani %40 diyebilirim araştırmalarda bu çıkıyor. Şimdi mesela Alluci'ye gittiğimde de yedim. Mardin mutfağının bir yemeği yeşil erik.
Yani oh, mevsiminde zaten Anadolu mutfağında hep böyle hep yapılıyormuş. İnce asiye var, alujiye var, şiveydiz var. Mesela taze sarımsakla mevsiminde. Ya tabii ki o dönemde çok çileği falan eskiden kullanmıyorlarmış ama biz şu anda tabii ki kendi reçetelerimizde mevsimsel takip edip yapıyoruz. Doğru. Aynı şekilde kuru meyveler, kuru yemiş de Osmanlı mutfağında çok var. Çok var, doğru söylüyorsunuz. Mesela bizim menüdeki zirve öyle. Kuru incir, kuru kayısı, işte mutancan öyle bir yemek. Ben de onu diyecektim. Kuru erikli evet, mesela bazı tabii. pilavlar var. Biz onları sadece yılbaşında iç tabii. pilav diye şey yapıyoruz, tüketiyoruz ama geçmişte de bu reçeteler varmış vardı, zaten. Doğru. Çünkü bir saklama yöntemi kuru meyveler. Doğru. Bizim büyüklerimiz de, atalarımız da diyeyim neyse, reçetelerde hep karşımıza çıkıyor. Zaten onlar çoğu şeyi çok geçmişte keşfetmişler. Yemek konusunda çok eşsiz biliyorsunuz bizim reçetelerimiz. Doğru. Biz de şimdiye olabildiği kadar daha böyle iyi şartlarda bunları uyarlıyoruz, yapıyoruz. Evet, harika. Şimdi zaten ciddi anlamda artık bir nostalji olmanın değil ötesine mi? Geçti. Herkes ata toprağına, ata tohumuna, çok değerli. Çalışıyor. Memleketinde bir arsası, işte bir toprağı olan, tarlası olan bence şu an dünyanın en zengin insanı çok sayılır. Çok değerli çünkü çok tabii ki gittikçe zorlaşıyor biliyorsunuz. Evet, evet, ve ürüne evet. ulaşmak. Evet, ya evet. inanın her sene daha da zorlaşıyor. Şimdi ben mesela yazın bizim için yaz sonu işte turşu, erzak zamandır. Biz aynı eski tip alışkanlıklarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi eskiden bir turşu yapmak için istediğimiz kadar bulabilirken şimdi hemen hemen üçte birini buluyoruz. Doğru, çok doğru ya ben şimdi hep çiftliklerden olabildiği kadar kadın kooperatiflerinden temin ediyorum. Ya geçen sene 1,5 ton bezelye almıştım. Bu sene 400 kiloyu zor verebiliyorlar. Yani işte küresel ısınma biliyorsunuz ekonomik olarak. Bu da bezelye hepsi. Yani değil mi? Bir de evet evet hepsi. Şimdi ben bir tane sardım. Şöyle göstereyim. İkinciye de geçtim konuşurken. Şöyle her tarafını dolayarak sararsanız, bir de bitişini de böyle bir düğüm atarsanız açılmayacak. Çünkü bu biraz uzun sarmadan pişecek. Sarmadan olur mu? Sarmadan açılır. Açılırsa da bu içindeki sarımsak, o istediğimiz lezzet içinde kalarak pişmesi gerekiyor. Onu elde etmeyiz. O yüzden bir sararsak daha keyifli olur. Peki bazı izleyiciler pratik olması için mesela ben bunu alüminyuma sarsam, kağıda sarsam falan diye düşünüyor olabilir. Sizle konuşurken onu da düşündüm. Şöyle önce bir yağlı kağıda özellikle sarıp, bu bizim kağıtta mesela levrek yaparız, kağıtta yemeklerimizdeki evet, evet. gibi. Bir kağıdın içine böyle sarıp iyice vakumlayıp yan taraflarından açılmayacak gibi yapıp sonra bir alüminyumla iyice sıkı olarak fırınlayabilirler. O olabilir. Belki o an ellerinde ip olmayabilir. Öyle olabilir. Biraz önce konuştuğumuz gibi bunu daha böyle kalabalık şimdi bayram sofrası ya da evde bir davette daha kuzu kolla bütün yapıp evet. böyle altında böyle pilavla direkt ortaya çok güzel paylaşımlık olur. Bir peki, yemek. Peki geceden hazırlayıp gündüz pişirilebilir mi? Bu olabilir. İncikte hiçbir sakınca yok. Etiniz taze olduktan sonra bunu çok güzel böyle sarıp iyice dolapta muhafaza ettikten sonra sabah da pişirebilirsiniz. Bir tane daha sarayım. Sonra içeri geçtiğimizde bir tadına bakacaksınız. Bakalım beğenecek misiniz? Şöyle bir tane daha. Yani bu arada koku. Değil mi? Kekik. Taze kekikler. Bu şey galiba rozmeri biberiye. O rozmeri biberiye evet. Yani nasıl güzel kokuyor size anlatamam. Hep söylüyorum yani yapay zeka icat edeceğinize şu televizyonlarda koku simülatörünü geliştirin. Ey teknoloji aynen. üretenleri ki şu yayının tadını siz de benim kadar çıkarabilin. Bu sinemanın? O Frank. Frank soğanı. Evet, Frank soğanı. Ama hepsinden buram buram geliyor. Bunların hepsi yerel üreticiden mi? Şunlar kendi bahçemizden, balkon bahçemiz. O konuda biz biraz şanslıyız. Bizim diğer restoranda böyle ufak bir bahçemiz var. Hem oradaki mutfağımızda hem buradaki mutfağımızda günlük kesiyoruz. Ay çok günlük güzel. De kullanıyoruz. O yüzden bizim orada bir 80 metrekarelik bir alanımız vardı. Onu balkon bahçeye çevirdik. Harika. Biraz şanslıyız o konuda kendi taze baharatlarımızla. Bunları saksılarda bile aslında yetiştirebiliyoruz. Aynen. İzleyicilere önerir misiniz? Tabii ki. Biz hatta şu abiyer dediğimiz ön kısmımızda da tutuyoruz ki burada hemen o anda salatalarımızın, peynirimizin üstüne. Taze taze. Ya tabii herkes evinde dediğiniz gibi kendine evet. kadar gayet üretebilir bunları. Yani mutfakta birer saksı da aynen, bile yapsanız tabii. yemeğin kokusunu bile alıyor. Tabii ki kesinlikle. Bizim mutfakta da var çünkü. Kesinlikle. Hem de böyle insanın hoşuna gidiyor gerçekten kendi ürününden tabii. bir şey eklemek o ne yemeğe. Ne kadar değerli. Hani bir
bir tane saksıdaki tek domates bile yiyince evet, ne kadar bize evet, keyif veriyor değil mi? Evet, doğru söylüyorsunuz. Doğru. Simge Hanım bu şekilde bunu da tamam, bağladım. Harika. Bunu istediğimiz kadar ne kadar yapacaksak tekrarlayabiliyoruz. Bu bir kişilik mi normal şartlarda? Bu, bana biraz büyük gözüküyor ama. Ben bunu tek başıma yiyemiyorum. Muhtemelen biz sizle bir taneyi evet, paylaşırız. Evet, evet. Ama tabii ki ben restoranında bunu bir porsiyon olarak sunuyorum. Altında pilavlı. Ama o tabii ki yeme kapasitesine göre diyelim ya da şeyine göre değişir. Normalde bir incik bir porsiyon olarak biz sunuyoruz. Tamam. Öyle. Harika. Doyurucu porsiyonlarla yemeğimiz hazır. Hazır değil mi? Evet. Şimdi bunu fırına göndereceğiz. Fırına göndereceğiz ve onu da göstereyim size kısaca. Şimdi etlerimi alayım. Buradan pişireceğim tepsiyi alıyorum hemen. Sipariş geldi. Şefim. Evet. Siz öğrendiniz artık fişleri takip etmeyi. Ya gerçekten burada sinemanın bir komutan, bir kumandan gibi bir yandan çekim yapıyoruz ama ben fark ediyorum. Hep o bir yandan böyle geçen tabakları kontrol ediyor. Bizim işimiz hep öyle arkadakilere göre. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Valla benimki biraz sıkıntılı. Ya ben 15-16 saat mutfaktayım evet. Ben sadece uyumaya eve gidiyorsunuz evet, herhalde. Evet. Tatil yok. Şimdi bayramda bir var çocuklarla. Aha. Haftada bir gün evde oluyorum. Ama genelde sabah 7'de mutfaklarda oluyorum. Ya burada ya da Mahmut Bey şubede. Çünkü üretim çok değerli, önemli. Hep ekiple olmaya çalışıyorum. Ondan sonra da zaten akşam 9-10 anca bitiyor. Sonra eve gidip uyuyup geliyoruz. En zor kısmı bence bu kadar çok çalışmanın çok uzun süre ayaktasınız. Evet, evet. Ve benim en yakın arkadaşlarımdan biri şef. Evet. Fıtığı var. Evet. Yani 30 yaşında, 30'larındayken fıtığı neyse, çıktı. Ben daha olmadım da. Şöyle ben çok alıştım Simge Hanım. Hatta şöyle geçen gün tam böyle öğlen arası işte bir toplantım var. Oturdum. Sonra dedim ki ya keşke oturmasaydım. Şimdi oturunca insana da böyle bir ağırlık çöküyor ve zor geliyor. O yüzden ben hiç oturmamaya çalışıyorum. Ne güzel alışmışsınız buna. Ama alıştım işte. Yani inşallah sağlık olsun da. Tabii. Ayağınızda en rahat spor ayakkabılarla. Aynen en rahat o zaten. Şöyle alacağım. Bu ne kadar isterseniz böyle dizebilirsiniz tepsinize. Tepsinin ben böyle malzemesi vesaire fark eder mi? Yok fark etmez. Ya tabii ama mümkünse ve şeyse bakırda da çok keyifli oluyor. Bu yemekleri özellikle fırında pişen, uzun uzun pişen yemeklerde bakırda çok güzel oluyor. Bu şekilde koyacağım. Ben üzerine de en son biraz daha buradaki zeytinyağımızdan biraz gezdirip yine biraz bademlerden de atacağım. Hem içinde var hem de dışında da biraz badem olsun. Biraz önce içini zaten tuz ve karabiber koymuştuk. Yine üzerinde de tekrarlayacağım. Tuz dışı da alsın ve karabiberi diye etimin. İçini tuzladık. Bu sefer dışı tuzsuz kalır. Şöyle dışına da yaptım. Ve rozmarin. Bunu ben biraz tabii insan yemek yapa hep bir üzerine denedikçe de katıyor. Normal orijinal reçetesinde tabii bu yoktu. Ama siz ben koydum ve çok keyifli oldu. Çok aromatik bir tat verdi. Pişerken bunu da koyuyorum. Şimdi tekrar üzerine biraz su ilave edeceğim ki bir buhar etkisi olsun diye. Çünkü hiç su yok. Birazcık su ilave edip iyice paketleyip üzerine sarıp önce yağlı kağıtla fırına atacağız. Ve yaklaşık 4 saat pişecek. Oo, sıcak evet, fırında herhalde evet, değil evet, mi? Sıcak. Kaç derece? Ben şimdi odun ateşini kullanıyorum burada ama evde olsaydım yaklaşık 180-200 derecede bir 2-3 saat pişirirdim. Harika. Şimdi ben bunu kuytuya atacağım fırında. Aha. Sizin için zaten hazırladık. Biz onun tadına bakacağız. Cem Yılmaz'ın dediği gibi yapılmışı var olacak. Evet. Ama bunu gönderelim sonra sohbete geçeriz tamam, biz de. Tamam oldu. Harika. Odun ateşinin başındayız. Evet. Şimdi üzerini kapatıp fırına göndereceğiz. Aynen öyle. Burada da lahmacunlar. Sizin beyleri bekliyoruz. şöyle oğlum önce bir çok seviyor. Aa, değil mi? Bence tanıştı ve çok sevdi. Lahmacun sevmeyen biri yoktur. Ben tanımıyorum en azından. Şöyle aslında yani biz bazen kendi lezzetlerimize de haksızlık tabii, ediyoruz. Aslında kesinlikle. Çok pratik. Kesinlikle. Doyurucu. Çok doyurucu. Ve yani diğer kebap vesaireyle kıyaslandığında bence nispeten daha sağlıklı. Tabii ki. Değil. Fırında oluyor. Özellikle tabii birazdan masada da konuşuruz. Biz özellikle kuzu döş etini bütün sinirlerinden, kıkırdaklarından bize biraz obsesif de bir yapı yok olduğu ya, için zırhladığımız için çok sağlıklı. Yani çok evet, da incecik bir hamur.
Çok güzel. Aynı şekilde kebap. Ya kendi yemeklerimizin esasında dediğiniz gibi biraz daha farkında olup biraz daha bütün beslenme ritüellerine soksak çok bence değerli. De. Lahmacun da onlardan biri. Şimdi çok popüler ya bowl diye bir şey var. Böyle kaseler. Geçen gün Twitter'da gördüm. Çok güldüm. En güzel bowl demişler. Domates, salatalık, beyaz peynir, biraz ekmek, zeytin. Yani alın size en güzel bowl. Esasında yani öyle de. Dediğiniz ya gibi. Ya da güzel bir kızartma karışık. Tabii ki. Biraz yoğurt. Hep biraz tabii öze dönüş. Hep böyleydi biliyorsunuz. Evet, geçmişte de bizim kendi genlerimizde ve alışkanlıklarımızda bu vardı. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi fırına atıyorum. Şöyle arka tarafa doğru çok fazla ön tarafa, bunun da bir ayarı var tabii. Ne kadar buraya verirseniz hızlı pişiyor arkaya. Biraz koltuk dediğimiz kısmı atacağım ben. Bu bütün gün yanıyor mu? Bu bütün gün yanıyor. Gece sönüyor mu? Geceleri sadece biz 12 gibi falan kapağını kapatıyoruz ama içinde bir kor kalıyor tabii. Sabah besliyoruz onu, yakmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Evet. Geçelim mi sohbete? Siz evet geçebiliriz. Dinlenin. Tamam aklınız buyurun. Aklınız burada kalacak ama. Toparlarız şimdi. Harika. Haydi gelin sohbete. Sinem Özler'in yaptığı yemeklerden tadacağız. Evet. Bize aslında bayram sofraları için de biraz da fikir verecek değil mi? Gelecek yemekler. Zaten mutfağımızın vazgeçilmezi zeytinyağlılar. Evet, kendi yemeklerimiz. Sizin menünüz nasıl şekilleniyor peki Sinem Hanım? Evet. Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Evet, bizim mutfağımızda şu şekilde biz menüyü oluşturuyoruz. İlk Mahmut Bey'de biraz önce mutfakta sohbet etmiştik. Hep bu mottoyla yola çıktık. Vadinin de şu anda birinci senesi. İkisi zaten yine Anadolu mutfağı çalışıyor. Sadece birazcık sunumlar, konseptler ve yemekleri ayırdık ikisinde, iki restoranımızda. Şöyle yapıyoruz, menümüzü oluştururken hepsi kendi yemeklerimiz, kendi reçetelerimiz. Enginar geldi, baklalı enginar geldi ve mevsimsel olması tabii. Dondurulmuş ürün pek kullanmıyoruz. Asla. Bizde dondurulmuş ürün yok, işte kızartma yok. Gördüğünüz gibi odun ateşi fırın. Hepsi tamamen el emeği. Bu sanırım kabak çiçeği. Evet, kabak çiçeği. Bu da çok büyük bir el emeği evet, değil mi? Evet, gerçekten. Sabah onları yaptım böyle tek tek. Soğan dolması. Soğan dolması. Evet, o da enteresandı. Şimdi size, soğan dolması. Hem Osmanlı saray mutfağında karşımıza çıkıyor zeytinyağlı olarak. Ermeni ustalar o zaman tabii çok biliyorsunuz yaygınmış. Sarayda da çok bayağı bir imzaları var. Daha sonra Anadolu'ya da zaten hep yemekler biliyorsunuz. Biz hep söylüyoruz yemeğin coğrafyası olmaz, milliyeti olmaz diye. Yemeğin milliyeti olmaz, coğrafyası olur diye. Yani çünkü ta Osmanlı sarayından çıkıyor. Bütün işte İstanbul'a geliyor, Anadolu'ya. Soğan dolması mesela Tokat'ta da etli karşımıza çıkıyor. Tokat etlisini yapıyor ama sarayda zeytinyağlı varmış gibi yemekler hep şekil değiştiriyor. Şimdi o çok karşımıza çıkıyor. Mesela dedim ya geçenlerde işte Mardin'deydim, içli köfte bambaşka, Adana bambaşka, Siirt bambaşka. Hep aynı reçete gibi görünse de... Farklı değil mi? Evet. Öyle bir köfte haritası görmüştüm ay, değil ben. Mi? Çok her keyifli. Her yörenin, her şehrin kendine az bir köftesi tabii var. Ki, tabii ve ki. Ve hani bu aslında bakış açınıza göre şöyle de adlandırılabilir. Ya başka yemek mi yok? Evet. Ama aslında öyle değil. Bu bir zenginlik. Tabii yani ki. Aslında bir yemeğin bile yani yüzlerce farklı çeşitinin versiyonu olması. Var. Ben Kayseri'ye gittiğimde sadece 42 çeşit mantı sadece Kayseri'de. Şimdi baktığınız zaman ben şeyde çok karşılaşıyorum tabii. Yani benim mutfağımın tabii bir hem çok avantajı var bir de şöyle dezavantajı var. Şimdi Sinem Hanım hani içli köfte öyle olmaz. Mantı öyle olmaz. Ya tamam da şimdi kime siz göre neye göre zaman. Yani. Ya bir de şöyle tabii ki biz hiçbir zaman özünü kaybetmemeye, mış gibi olmamasına buna hep çok özen gösteriyoruz. Ama tabii ki şimdi mesela bu enginarı yaparken ben biliyorsunuz Ege, Urla, enginar, Aydın bölgesi her yerde karşımıza çıkıyor özellikle kıyı kesimde. Batı'da. Şimdi baklayı böyle koymuyor olabilirler ama şu an mevsimi ve ben baklayla bunu bu şekilde hani sunmamda tabii ki serviste tabii. Bir sakınca yok. Demin mutfakta da konuştuk sizinle işte dobonun üzerine rozmari koymak gibi. En büyük dokunuşlarımız onlar zaten. Onun dışında hani farklı bir şekilde uygulamıyoruz reçetelerimizi. Harika. Peki başlarken Sinem Hanım bakın size... isterseniz.
Anadolu mutfağı mı? Yapma Sinem'cim, sen işte İtalyanla başla. Aç bir pizzacı. Olsaydı. Vesair diyenler olmuştur. Ya öyle. Çünkü gerçekten çok akıl kârı bir iş değil, evet, yaptığınız. Zor bir iş. Biraz adanmışlık. Benim hayatta en hayran olduğum şey adanmışlık, evet. Sinema'nın. Ve bayılıyorum böyle sizin gibi, evet, tutkusunun peşinden koşan insanlara. Ama bu çok büyük özveri de gerektiriyor, tabii, bir yandan. Şöyle, burada tabii hikaye birazcık farklı benim açımdan. Ben biliyorsunuz sonradan mutfağa girdim. Hı hı. Benim kendi mesleğim reklamdı. Evet, reklam iletişim mezunuyum ben. Reklam ajansında uzun süre çalıştım. Kuruluş aşamasında ben şirketin genel müdürüydüm. İşte mutfakta yaşanan işte komplikasyonlar, şefler gitti. Şaka bir yana, bir yıl içinde biz iki şef gitti. Çünkü Anadolu mutfağı zor, emek istiyor. Bir de bizim biraz obsesif bir bakış açısı var, böyle mükemmeliyetçilik. İşte biraz sıcak da, bir daha en sıcak nasıl olabilir? En taze nasıl olabilir? İşte demin konuşurken margarin yok, işte sadece odun ateşi fırın var, ızgara var. Yani bu şartlarda çalışmak tabii ki biraz insanı konfor alanından çıkartıyor. Tabii ki. O yüzden anlaşamadık, şefler gitti. Yani o dönem gerçekten hani mutfakta kimse olmayınca Doğan Bey dedi ki yani bu iş böyle olmayacak. Herkes bırakıp gidecek. Ama bizim işimiz de restorancılık, yemek yapmak. Hani siz mutfağa girin. Benim bilmediğim bir işti bu, diyeyim size. Çünkü ben evde, evet, yemek yapıyordum çocuklarıma, aileme, ama hani bir 300 kişilik restoranda hani bu kadar detaylı menüler ve pişirme tekniklerini bilmiyordum. Dolayısıyla o dönem hani İtalyan mı, dünya mutfağı mı, kendi mutfağı mı? Tabii bu büyük avantajdı. Çünkü ben kendi yemeklerimizin çok içinde büyüdüğüm için, işte kalabalık bir aile, hep yemeği severdim. Yemek için hep kitaplarım vardı. Çok da büyük bir hobimmiş esasında yemek. Şimdi düşündükçe ama çok şey büyük yapıyorum. Bir cesaret, evet, değil mi yani bir şefin, evet, olmadığı mutfakta, evet, kolları sıvayıp gerçekten çekilin öyle. Ben yapıyorum. Evet, çok zordu tabii ama var bir laf vardır hani konfor alanından çıkmadan olmuyor diye. Tabii hayatımızı böyle bir kenara bırakıp bu yeni hayata alışmak, öğrenmek, öğrenirken işte hem yönetmek, hem işin bir de biliyorsunuz seyahat kısmı var, mutfak, tabii, yönetimi, tabii, var, tabii, reçete araştırması çok derin. Bir de elinizi çalıştıkça daha geliştiriyorsunuz. Çok kolay olmayan bir süreçti özellikle 4 yıl. Ondan sonra ama işte otomatiğe bağlıyorsunuz. Demin dediniz ya, nasıl ayakta kalıyorsunuz? İşte ayakta kalmayı öğreniyorsunuz. Evet, doğru. Psikolojik olarak manipülasyonlara karşı dirençli olmayı öğreniyorsunuz. Çok ataerkil bir ortam mutfak, biliyorsunuz. Yemeği sizden öğreniyorsunuz. Sizden çekiniyorlar mı? Yani bence çok saygı duyuyorlar, seviyorlar. Dolayısıyla onunla beraber o saygı ve sevginin verdiği bir şey oluyor tabii ki. Yani hiç kırmazlar. Gördünüz biraz önce de bir ama yandan. Ama kırmaya çekinirler tabii. Bence. Kırmaya cesaret, evet, edemezler. Ya, seviyorlardır o ayrı, evet, ama. Evet. Ya yani şöyle, tabii çekiniyorlar yani. Ben hiçbir zaman böyle bir bana karşı olan bir saygısızlık, bir şey görmedim. Çünkü her ne kadar çok güler yüzlüyümdür biliyorsunuz. Evet, ve sosyal medyada, evet, da söylerler. Evet, evet. Hayata pozitif bakarım ama iş konusunda açıkçası biraz şeyimdir. Yani katı olduğum anlar daha çok olabilir. Şimdi gelmeden önce de hemen şunu. Çünkü bu konu çok tavize, çok rahatlığa açık bir alan, doğru, değil. Biz, doğru, 24 saat canlı yayındayız. Siz bunu yediyseniz size her geldiğinizde aynı kalitede, aynı çok lezzette, doğru, ve aynı bütünsel hizmette. Çünkü bunun salon kısmı da var, vermek zorundayız. O yüzden orada hayattaki kadar esnek değilim. O yüzden de biraz çekinirler. Mutfakta demokrasi yok der şefler galiba, gerçekten biraz, evet, öyle. Dolma biraz harika bu arada. Mi? Mükemmel. Zaten bu soğan kavruldukça karamelize oluyor, şekerleşiyor. Aynen. Ya. Yani onu diğer yemeklerde de ben çok severim. Şunu sorsam peki, yani sizi mutfakta en zorlayan ne oluyor? Evet. Ve neticede burada dediğiniz gibi 300 kişiye yemek veriyorsunuz. Evet. Sizi en mutlu eden ve en mutsuz eden şeyler ne? Müşteri talebi, tepkisi ne oluyor? Yani buraya geldiğinde bir müşteri ne söylerse sizin böyle bir ah diyeyim, bir nefes alma ihtiyacınız oluyor. İlkinden başlayalım. Beni en zorlayan, ya geçmişte çok daha fazlaydı Simge Hanım. Tabii bu, hep söylüyorum şimdi. Bir önceki hayatımızda herkes gibi hafta sonları evde, işte bayramlar, tatiller gibi biraz daha böyle esnek diyebileceğim, belli saat aralığında olan bir
hayatım vardı. Bir de önceki hayat diyorsun. Hep öyle zaman. Diyorum yani ben ona. Sanki evet. Yeni bir hayatmış evet, esasında gibi. Öyle. Özellikle mutfağa girdikten sonraki şey hep öyle diyorum. Hep diye ben de geçen dikkat ettim. Bir önceki hayatım diyorum. Doğru evet. Söylüyorsunuz. Çünkü mutfaktan sonra yaşarken çok şey değişti. Yaşarken reenkarni olmuş gibisiniz. Evet. Çok şey değişti hayatımda ama gerçekten olumlu anlamda. İyi ki de yapmışım tabii bütün bunların sonunda da. Hep onu söylüyorum. Başta tabii ki şey çok zorladı beni. Yani bilmediğiniz bir alanda özellikle insanlar sizi hep böyle şey yapmaya çalışıyor, manipüle etmeye çalışıyor. Ama bu böyle. Yani mesela işte usta bunu böyle yapmasak da atıyorum fırında şöyle pişirsek yok öyle olmaz. Hani bunu böyle yani onu tam öğrenip çözüp gerçekleri iyice bir sindirene kadar ona karşı bir mücadele oluyor. Doğru. Ve tabii ki kabul edilmesi de zor bazı şeyler. Çünkü insanlar 10, 15, 20 yıl hep bir işi belli şekilde yapmaya alıştıkları için herhangi ufak bir yorum ya da bir değişiklik hemen reaksiyon göstermeye başlıyorlar. En çok onda zorlandım açıkçası ben. Ama onun dışında zaten ben hep hayatımda... Evet. Tarifler, reçeteler, aynen. Kalıplaşmış evet. İş yaklaşımlar. Yapış şekilleri, işte soğanı mesela öyle değil böyle yapalım. Her kadının yaşadığı neredeyse. Evet, evet. Bir de hep erkek. Ben mutfağa girdiğimde iki kadındık biz. Ya düşünün 14 kişi şimdi %40 oldu. Harika, sahen. Harika. Mücadele ediyoruz sürekli. Özür dilerim unutmayın lafınızı ama bu arada gördüğüm kadarıyla artık ciddi bir şef olma talebi de tabii. Var. Var. Bugün mesela ben... annemle konuşuyordum buraya gelmeden önce. Bayram evet. Çekimine gidiyorum anneciğim dedim. Evet. Ne dedim? Evet. Sinema üzere dedim. Çok beğeniyorum dedi ay, mesela. Ay çok tatlı, çünkü çok sağ olsun. Artık bu MasterChef vesaire gibi tabii. Programlar dolayısıyla tabii. Sizin meslek daha da popüler çok, hale geldi. Çok. Kadınlar da istekli dolayısıyla. Çok istekli. Ya esasında bu hep bir tabii ki özellikle popüler kültür, hı-hı, çekimler, hı-hı. Filmler ve sosyal medyanın çok faydası ve çok farkındalığı oldu. Sadece şöyle bir şey var. Tabii bizim de içeriden biraz pozitif ayrımcılıkla yapmamız gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun tabii ilk baştan beri söylediğim gibi fizik olarak zor, mental olarak zor mutfak. Yani çünkü çevrenizde sizi sürekli bazı konularda farklı kendi algılarıyla yönetmeye çalışan insanlara karşı gerçekten güçlü bir zihniniz olması gerekiyor. Güçlü bir aklınız olması gerekiyor. Bir de ikinci tarafta da fizik. Şimdi mutfakta 40-45 kilo hala kızlar var görüyorsunuz zayıflar, inceler. Gördüm. Şimdi o bir küveti alıp kaldırması şu bu sefer ne oluyor? Küvet diğerleri nedir? Yani küvet için. Böyle bizim büyük endüstriyel mutfaktaki evet şeylerimiz var ve içi böyle 15-17 kilo olabiliyor. Ya bizim zaten kışın yaptığımız bir lahana bile 12 kilo yani. Dolaptan lahanayı al gel dediğinizde kız böyle taşımaya çalışıyor. İrice bir çocuk evet. Yani. Çünkü diğer türlü ikisi aynı işi eşit yapmadığı zaman bu sefer adaletsizlik gibi oluyor. O yüzden de biz mutfakta ufak ufak tabii böyle pozitif ayrımcılıklarla hadi beraber el atın, hadi şu şöyle olsun desteklemek gerekiyor hala. İstiyorlar ama vazgeçen de çok oluyor doğru, tabii. Tabii fiziken hiç kolay değil. Tabii gelip bu şartları gördükten sonra bir de özellikle hani mutfakta bir destek görmüyorsa yöneticilerinden ya da ekip arkadaşlarından vazgeçen de çok oluyor. Sizin meslekte de şu algı var mı? Davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Aa, mesela çok bize var. Çok derler. Ay ne güzel işte gidiyorsunuz. İşiniz ne güzel. İşte saçınız, makyajınız tabii. Yapılıyor. Güzel şık şıkırdım giyiniyorsunuz. Hani ama arkadaki emeği, çok. Stresi bilmek zorunda da değil bu arada tabii ki. Kimse. Ben yargılamıyorum. Sizde de öyle algılanıyor mu ya? Ne güzel. Tabii. Hani her gün keyifli yemek yiyorsun. Sinema. Şık bir ortam. Sinem Hanım işte ne güzel her yeri geziyorsunuz. Ya da geliyorsunuz bir sürü yemeğin içindesiniz. Evet. Şimdi şöyle ben şöyle geziyorum. Sabah 5'te uçağa biniyorum. O şehre gidiyorum. İnanın kalmadan mesela Malatya'ya falan gidip işte sabah bir kahvaltı edip mecburen yiyorsunuz. Öğlen sonuçta yemeklere bakıp hasata katılıp akşam 10-11 uçağıyla dönüp sabah ben yine 7'de mutfakta. Yani şimdi... O tabii ki bir bütünsel bakmak gerekiyor. Tabii, o da tabii. Büyük keyif ama hiçbir zaman da diğerinden de vazgeçmiyoruz işimize olan inancımız evet, ve çalışmaktan. Evet. Tabii hep öyle oluyor. Bir sürü yemek var sinemanın, oh siz hep güzel şeyler yiyorsunuz. Ya tabii yiyoruz yaptığımız şey ama o her işte var. Biraz önce söylediğinize devam edeyim. İşin mutfakta, evet. Kızdıran şöyle, tabii o da zamanla insan daha alışıyor ve daha nasıl tepkiler vermesi gerektiğini de öğreniyor.
çok şeye, özellikle misafir tarafında ilk başlarda ya bu böyle olmaz. Ama bu hiç Adana'da böyle değil, Urfa'da böyle değil. Ona çok böyle şey yapıyordum. Acaba diyordum gerçekten kaçırdığım bir şey mi var? Ama sonra insan tabii gittikçe, gördükçe, derler ya çok okuyan mı, çok gezen mi? Çok gezen mi, doğru. Gidip gördükçe, yedikçe, araştırdıkça, okudukça onların tamamen algısal olduğunu öğreniyorsunuz, anlıyorsunuz. O yüzden de artık sizi üzmemeye başlıyor. Başta o çok etkiliyordu. Ama esasında tek yapılması gereken ne biliyor musunuz? Ben de böyle yapıyorum. Sonuçta biz de her yemekte evde de yiyoruz, dışarıda diyoruz, arkadaşlarımızla da. Ama saygı duymak biliyor musunuz? Ben en önemli şey saygı. En beni besleyen ve bence bu meslekte en azından hem salon hem mutfak tarafında bizim en büyük beklentimiz saygı. Yani çok iyi olmayabilir yani şöyle. Bir gün yediğiniz enginar çok iyidir ya da siz evde daha iyi yapıyor olabilirsiniz ya da başka bir restoranda olabilir. Daha beğeniyor olabilirsiniz. Evet tabii yani ki. Ben hiçbir zaman diyemem çok ayıp bir kere en iyisi bizde en iyi biz yapıyoruz ben yapıyorum siz yapamazsınız bizim kültürümüzde böyle bir şey en azından büyüdüğümüz ailede. Ama şu böyle yapıyoruz hani buna saygı çok güzel elinize sağlık ama ya tabii ki doğru bir şekilde hani ben daha az limonlu seviyorum bakla sevmiyorum gibi gibi. Ama bazı tarzlar böyle bu böyle olmaz, bu böyle şey yani o kadar üst perde ki. Ama artık tabii insan onlara da alışıyor ve tepkisizleşmeyi de öğreniyorsunuz ama diğerleri çok daha fazla. Peki en mutlu eden ne oluyor? Sizi en mutlu eden ne oluyor? Ya tabii şu çok insanı tabağı mutlu ediyor. Ya mi? Tabii ki benim gözüm hep salonda da tabaktadır zaten. Ne kadar tabii yediler bir bakarız diye. Ne yedi, ne etti, ne kaldı. Tabii ki bu işte o yorgunluktan sonra böyle terasta gezerken ben öğle akşam servislerinde hep aralarda çıkarım misafirlere sorarım. Ya tabii ki yani bu çok güzel olmuş. Bir de beni şey de çok etkiliyor. Ya babaannem de en son yemiştim işte 25 yıl önce bu içli köfteyi. Ondan sonra yediğim en iyi içli köfte diyor. Böyle içimi yağlar eriyor. Harika, ay diyorum. Yani harika. Benim için çünkü o gerçekten de güzel bir kıyas. Yani o kadar değerli bir elin yapması düşünün bir babaanne 70 yaşındaki bir insan onu 30 yıldır yapıyor. Duygusal hafızayı tetiklemek evet. Çok zordur evet, yani. Evet çok doğru çünkü o da o ağzına attığı anda o hissiyata geri dönüyor. Evet tabii çocukluğuna dönüyor. Hatırlıyor. O beni çok etkiliyor. Sonuçta bu yaptıklarımızın değer görmesi tabii ki ekibi besliyor. Bir de tabii ki bizim en büyük keyif aldığımız beslendiğimiz şeyler de işte bu. Ödül sistemleri, aha, işte Michelin'den ödül almak mesela işte 2 ay önce New York Times'ta İstanbul'un yükselen yıldızlarında olmak. Yani bunların hepsi yaptığımız işin en azından hani değer gördüğünü. O Michelin'i ben bir sormak istiyorum. Evet. İlk duyduğunuzda ne hissettiniz? Ay çok heyecanlıydım. Yola çıkarken bunu söyleselerdi inanır mıydınız? Vallahi ben inanmazdım. Doğan Bey hep inanıyordu, hep söylüyordu. Öyle mi? Doğan Bey o konuda gerçekten hakkını teslim edelim. Yani ben... İlk mutfağa girdim her zaman hiçbir gün vazgeçmeden. Benim tabii ki çok böyle ağladığım, üzüldüğüm, yorulduğum, bazen böyle yani olacak mı, nasıl olacak, bu nasıl başa çıkacağız, bu sistemle insanlar misafir. Ama o hep şey söyledi yani sen yaptığını yapmaya devam et, çalış. Hani bak göreceksin sonunda nasıl olacak, hani insanlar nasıl tepkiler verecek. Gerçekten markanın hem benim kişisel olarak ulaşabileceğim nokta. O konuda gerçekten hakkını yemeyelim. Şey çok cesurca bir karar çok değil mi? Çok cesurca. Mahmut Bey'de bir tabii, restoran açmak tabii. Hem de evet. Yani hem Anadolu mutfağı ama bir yandan da yorumlu bir mutfak. Tabii tabii çok yani alışla gelmiş dışında. Yani düz bir içli köfte değil dediğiniz çok. Gibi. Bir de biz şöyle biraz çılgın insanlarız. Evet, Mahmut Bey'de dükkan açıyoruz. İkincisi çok büyük bir dükkan, 300 kişilik bir dükkan. Müslüman Mahallesi'ne salyangoz satmak gibi. Çok doğru, çok doğru. Ona göre yemek yapıyorsunuz. İkincisi bir yılda şefiniz gidiyor. Yeni bir müdür giriyor mutfağa, mutfağı yönetip işte o anda hem yemek hem misafir, orada da yavaş yavaş marka büyümeye başlıyor. Ama biz böyle işte hep sıra dışı insanlar evet, olduk evet. Ama hep böyle çalışa yetinmeyerek daha
Daha iyi nasıl olabilir? Daha iyi nasıl olabilir? Harika. Ama bu da başarıyı getiriyor galiba Simyan. Sizin ama bir yandan öyle güçlü bir PR'ınız, yok. Gerçi mesleğiniz halkla ilişkiler ve reklam olmasına rağmen reklamınız da yoktu. Ve gerçekten hani fısıltı gazetesi. Evet. Gerçekten öyle, öyle. Ya insanların birbirine tavsiye etmesiyle duyuldu. Kesinlikle. Yani Mahmut Bey de hep şu oldu. Ya bir yer var Mahmut Bey demiş. Acaba neresi? Mahmut Bey neresi? Ya bize bu çok oldu. Mahmut Bey neresi? Yani İstanbul'a mı? İstanbul çok büyük tabii. Bu tamamen şey olduk biz. Ben hep şeyi söylüyorum, böyle Sezen Aksu'nun bir kaseti vardı. Işık Doğu'dan Yükselir. Hele geçen neden sene. Mahmut Bey peki? Yani çünkü İstanbul'un merkezine uzak. Evet. Başka noktalar da var. Çok var tabii. Doğan Bey daha önceki işlerinde petrol inşaat işi yapıyor ve Mahmut Bey de binayı kendileri yapıyorlar. Dolayısıyla o binayı yaptıktan sonra büyük de bir böyle terası vardır Mahmut Bey'in de. Çıkarsınız böyle ağaçlar Yasemin'in içinde şimdi. Oraya çıkıyor. Yani burası çok güzel. Hani bir sadece binaya bıraksak heba olacak. Hani burası çok güzel bir restoran olur. Zaten yeme içmeye çok meraklı. Çok damak zevki gelişmiş, sürekli dünyada da çok yemek yiyen, Türkiye'de de çok yemek yiyen bir insan. Hep yemekle ilgili bir hayali varmış zaten restoranın. Orayı görünce hani buraya bir restoran yapalım fikri çıkıyor. Yoksa hani yeni bir yer, yeni bir kiralama ya da bir yatırım gibi değil. İlk markayı kendi yerimizde o yüzden kurduk. Ondan sonra da işte hikaye başladı. Bu arada bize ne geldi? Hayır, bize bir şey geldi. Meşhur. Yıldız geldi, meşhur içli köfte. Bu kadar benim her bildiğim. Evde pişirilen neredeyse ya da dışarıdan söylenen yemeği iyi yapmak çok zor. Çok zor. Çok ben istikrarlı olarak iyi yapmak çok zor gerçekten. Gerçek bir meydan okuma. Evet. Bu meşhur içli köfte. Bunu bu kadar meşhur yapan ne Nedir? Sinem Hanım? Şimdi Simge Hanım, bu içli köfte biz ilk günden beri 8 yıldır menüde olan bir reçete bu. Tabii yıllar içinde daha da iyileştirerek, geliştirerek devam ettik. Haşlama olarak hazırlıyoruz. Hatta Mardin Süryani usulü. Şimdi selam söyleyeyim, çok daha yeni beraberdik Mardin'de. Çok keyifli gezdik. Mardin'de Süryani mutfağını tekrar araştırdık. Yusuf abi ve ailesi çok yardımcı oldular. Onlar böyle yoğurtla altında servis ediyorlar ve haşlama yapıyorlar. Biz tabii reçetelerimizi araştırıp geliştirirken teknik olarak hep haşlamadan yanaydık. Daha hafif olması, kızartma çünkü biliyorsunuz sirkülasyonda yağın işte yanma olasılığı riski falan ve ağır oluyor. Hep haşlamayla yola çıktık. Evet. Harika. O yoğurt çok inceltiyor. Üzerindeki pul biber ve hepsi böyle beraber damakta çok güzel bir iz bırakıyor. Harika. Ve bu şekilde sunuyoruz. O yüzden böyle sevilir ama inceciktir zaten. Çok ince, çok hafif. Yanında gelen salata. O bostana salatası. Şimdi tam mevsimi. Bostana'da böyle kendi hazırladığımız altta bir domates püresi var. Domatesi önce tazede böyle bir rendeliyoruz. Sonra doğruyoruz. İşte içinde al biber var. Salatalık var. Çoban salataya benziyor. Çobana benziyor. Daha ince doğranıyor. Şimdi önümüzdeki biraz da hafta. Evet. Ceviz mi kavurda, var? Ceviz var içinde. Harika. Bayramdan sonra biz bunu şimdi vişne suyuyla yapmaya başlayacağız. Şimdi mevsiminde değiştiriyoruz. Şimdi domatesle işte vişne olunca böyle 2-3 ay vişne. Vişnemizi kendimiz alıyoruz, burada kaynatıyoruz. Biz sürekli bir üretim şey devam ediyor yani. Bir siz dışarıdaki mevsimi takip ediyorsunuz. Kesinlikle öyle. Oo, şimdi dobo çıktı. Esas yıldız. Michelin yıldızlı geldi. Mutfakta beraber yaptık. Evet. Benim de emeğim. Evet, siz de yanımdaydınız. Hiçbir şey yapmadım. Evet. Bir şey sürmedim ama kredi üzerim. Gayet var. Şimdi işinizi biraz yiyin, onu servis edeyim. İçli köfte gerçekten çok başarılı bu arada. Değil mi? Haşlama olması, evet, inceliği. Hiçbir aşamada makine yok. Şimdi bizim mutfağımıza girenler şeye çok şaşırıyorlar. Rondo nerede? Yok. Soğan ayıklama makinesi yok. Yok. İşte büyük çırpmacı yok. Açmak için. Aynen. Çünkü el emeğine çok inanıyoruz. Bir de bizim reçetemizin hemen hemen tamamı elden mantılar geliyor size. Size iyi bir şey. Bayram sofrası. Gerçekten. Lahmacun. Şimdi iki gün serviste alabilir ben miyiz? Ben de detoks yapacağım. Siz yapmazsınız tam. Çok kısaca anlatayım. Ben tabii çok konuştum bugün yine. Ben bir başladım özellikle çok yemek ve kendi soframız olunca. Mantı da vadi yaparken tabii benim için böyle zor bir buçuk seneydi. İki restoran ama ayrışması gerek. Şimdi birinin vadiyle diğeri farklı. Lokasyon farklı, hedef kitle farklı, konsepti farklı.
O yüzden de biz yemekleri böyle bir ayıralım diye yola çıktık. Yola ayırırken de Simge Hanım bir olanı korumak gerekiyor. Şimdi böyle bir yıldız varken yanına koyacağınız herhangi bir şey de en az o kadar sönük iyi olmalı, sönük doğru. kalmamalı. Mantı da o araştırmalarla, o zamanki fikirden çıktı. Bir mantı istedik. Şimdi Doğan Bey şey mantısını seviyordu, böyle buharda pişmiş Özbek mantısı, iri. Ya ama bana da o, ben de çok seviyorum bu arada ama çok iri geliyor, fazla geliyor. O yüzden yani ben bunu biraz daha büyük yapıyorlar, oluyor. Ispanaklı vesaire aynen. yapıyorlar. Sonra işte ben çalışa çalışa biraz işte Kayseri, sonra birazcık Kastamonu, tamamen daha sonra kendim böyle fırında yapalım dedik arkadaşlarla çalışırken. Fırınladık, önce biraz ön pişirme yaptık, sonra incik suyu. Bizde odun ateşi fırında her gün kol, incik çıkar. Her sabah, akşam, öğlen 3 kez pişiriyoruz. Daha sonra incikle tekrar bir fırına atıyoruz. O incik suyu karamelize tadı keyifli oluyor. Ben şimdi size hemen 2 tane vereyim. Şimdi. Yani bizim bildiğimiz suda haşlanan mantı değil, gibi değil. Fırında oluyor, evet. Kayseri ve Kastamonu'da da karşımıza çıkıyor fırın mantı ama biz onu biraz değiştirdik. Şöyle yoğurdu da ben çok minicik yanında seviyorum. Böyle üzerine koyunca çok yazık oluyor mantıya. Hem çok soğuyor hem o tadı alamıyorsunuz. Böyle yanından doğru. bir çatalla yiyin. Doğru. Bu da o zaman size özgü tatlardan. Evet, bu da yine mi? Kendi imzamız. İçindeki peki kıyma mı? Dana. Çok güzel. Kıtır kıtır olması, altının yumuşaklığı değil mi? Çok başarılı. Şimdi size hızlıca bir de lahmacunun tadına baktıracağım, sonra yemeğe. Sonra ben eve bizim mutfakta konuştuk. Değil mi? Neyse, az az yiyorsunuz. Mutfakta lahmacunu konuştuk. Şimdi size hamurunu göstereceğim, çok incecik. Hamuru yok gibi. Evet. Tam buğday unlu hamur. Eti de biraz önce anlattım size, böyle kuzu döşü bütün sinirlerinden ayıklıyoruz. Şöyle birazcık elim alsam bir sakıncası yok değil mi sizin için? Hiç sorun bakar yok. Mısınız şöyle incecik? Ay, mükemmel kıtır kıtır. Buraya da isterseniz bir gösterelim. Şöyle size de göstereyim. Bakın bu tam buğday böyle incecik. Üzerinde de eti boldur. Peki, bol etli. Peki, lahmacun çatal bıçakla mı yenir, elle mi yenir? Ben elle yiyorum. Öyle mi? Evet. Yani böyle elle, böyle yeşillik sararak çok daha keyifli oluyor. Tabii ama çatalla yiyenler misafirlerimiz de oluyor. Özellikle yabancılar da tabii biz bu yemekleri tadına baktırırken bıçakla şey yapıyorlar. Anlatıyoruz böyle böyle. Bir de o çok keyifli. Onu da çok kısa anlatalım. Yurt dışından gelen misafirlerimiz, turistlerimiz, hani onlara bu yemekleri bu standartta sunabilmek çok büyük keyif veriyor. Şimdi de günün esas yıldızında sıra. Şimdi size şöyle hemen servis edeceğim. Fırında inciğimizi sarmıştık bademle. Evet. Görüyorsunuz böyle artık tel tel ayrılıyor. Ve çok parlak bu arada. Değil mi? İncik çünkü çok zaten bence kuzunun en değerli kısmı. Yumuşacık. Bir doğru ısıda ve doğru şekilde ayarladıktan sonra sizi hiç üzmez incik eti. Evde de fırında pişirmeye çok uygun. Uygun, evet. Şöyle bademiyle beraber yiyin. Ben önce bademini yiyeceğim. Evet. O badem böyle kıtır kıtır incik etiyle. Çok güzel. Sizin de elinize sağlık bu arada. Ben sadece yanımda buldum. O yetti. Ne zaman isterseniz. Evet, çağırırım size. Hiç sorun değil. Ben de en rahat spor ayakkabımı giyer. Aynen. Yanınızda seve seve dururum. Aynen. Peki dönelim Michelin'e. Haberi nasıl aldınız? Bekliyor muydunuz? Öncesinde orada Mahmut Bey'de gördüğünüz ilgi size bunun gelebileceğine dair bir sinyal verdi mi? Michelin'in ilk senesinde, iki sene oldu biliyorsunuz. İlk senesinde Mahmut Bey listeye girdi. İkinci senesinde de Mahmut Bey envade girdi. İkisi de bizim için şaşırtıcı ve heyecanlıydı. İlk sene tabii hiç kimse Michelin'i bilmiyor. Ne oluyor, nasıl bir sistem, nasıl haber gelecek, fotoğraf şu bu. İlk mail geldi bize, fotoğraf istediler. Dedik herhalde herkesten isteniyor olabilir. Çok çünkü bilmiyorduk yine de. Bir de herkes kendi arasında çok konuştuğu bir konu değil. Fotoğrafları yükledik sisteme. Sonra ilk sene böyle bir davetiye geldi. 13 Ekim'de hiç unutmam. Böyle Michelin törenine davetiniz. Wow, biz böyle tabii ayaklarımız yerden gitti. Bir de Mahmut Bey şimdi. Biraz önce dediğiniz gibi İstanbul'un ücra bir köşesi ucu yani. Sanayi yani insanların şey, yani sanayi bölgesi. Evet, orada çok çünkü otel bölgesi, şey bölgesi gelişiyor. Çok güzel yol kat ediyor.
Ama Mahmut Bey'de alkolsüz, biliyorsunuz Mahmut Bey'de alkol yok, Vadide var. Alkolsüz, ya dedim Michelin dedim burayı gördün mü ya, inanılmaz bir şey. Ya, çok büyük bir bizim için başarıydı. Çok. Gittik törene, tabii bilmiyoruz herkesi mi çağırıyorlar, sonra bir ismimiz okundu tabii, ayaklarımız yerden kesildi. Geçen sene de yine aynı insan, hep aynı heyecanı duyuyor. Vadi açıldı. Mayıs ayındaydı. 9 Mayıs'ta açtık. Hı hı. Sonra Ekim ayında davetiye geldi. Tam 9 Kasım'daydı geçen seneki tören. Benim de doğum günüm. Aynı güzel. Dedi davetiye geldi. Şimdi ama orada Vadi Adası Mahmut Bey yazmıyordu. Biz tekrar gittik. Dedik ki yani tek geçen sene aldığımız için gittik. Çünkü Vadi ilk senesi 6. ayı, 7. ayı geldi mi gelmedi mi bilmiyoruz. Orada da şeyi okumadılar zaten. Bir önceki sene çıkanları okumadılar. İşte ikinci listede, ikinci restoranla. O da çok büyük keyifti. Yani 6 ay olması, hani ekibin gerçekten böyle çok motivasyonu için şey için, ama biz gerçekten çok şey girdik Vadi'ye de öyle. Hani hiç böyle hız kesmeden, nefes almadan, hep aynı enerjiyle. Bakalım bu sene neler olacak, bekliyoruz. Yani bizi gururlandırıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bir yandan da izleyicilerimiz arasında bilmeyenler vardır belki. 3 çocuk annesi, evet, bir kadın. Müthiş bir hikaye. Evet. Eğitim almadan yani Michelin ile anılmak, Michelin'i Türkiye'ye getirmek az insana nasip, evet, oluyor. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sinem Hanımcığım, ev sahipliğiniz için, bu güzel, evet, lezzetleri bizlerle, evet, seyircilerimizle buluşturduğunuz, evet, için ve Dobo için. Dobo için. Evet. Dobo'yu da tüm izleyenlerimizin yapmasını tavsiye ediyorum. Evet. Her biri çok lezzetli. Noktalamadan eklemek, evet, istediğiniz var mı? Ben çok teşekkür ederim. Valla sizlerle biraz daha anlatabildik meramımızı. Çok konuştum ama umarım keyifli bir bayram çok sohbeti güzel bir olmuştur. Sohbet oldu. Bekliyorum tüm ekiple beraber sizi yemeye. Lahmacun yedireceğiz. Benim çocuklar zaten, evet, dediğim gibi. Bir de iyi bayramlar dileyelim ve herkese. Evet, elbette. Evet. Tüm izleyenlerimize de iyi bayramlar. Evet. Ağzınızın tadının bozulmadığı, keyfin, sağlığın, mutluluğun, yönetmenim kafa sallıyor artık, evet, diyor. Bereketin yanınızda olduğu bir bayram olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.